büyük çoğunluğu siviller olmak üzere milyonlarca insan ölümü ile sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 85 yıl geçti. Ne yazık ki emperyalistler hala aynı barbarlık, gaddarlık ve acımasızlıkla yeni savaşların, çatışmaların, kutuplaşmaların önünü açıyor. Maalesef bugün öyle bir tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir daha yaşanmasın diye alınan tedbirlerden olan savaş suçları bugün dava konusu dahi yapılamamaktadır. Devletler kendi savaş suçları gündeme gelmesin diye bir başka ülkenin işlediği savaş suçlarını görmezden gelmekte, normalleştirmektedirler. Savaşta dahi hedef olmaması gereken sağlıkçıların, gazetecilerin öldürülmesi ve uluslararası kamuoyunun buna sessiz kalmasıdır. Öte yandan savaşın olduğu coğrafyalarda insanlığın tüm kazanımları yok edilirken tecavüz, işkence, işgalci güçlerce yaygınlaştırılmaktadır. Sorunları barışçıl ve demokratik yollarla çözme yerine yok sayma, bastırma, kriminalize etme politikası her alanda olduğu gibi Kürt sorunu karşısında da karşımıza en katı haliyle çıkmaktadır. Kürt sorununda çözümsüzlük politikasında ısrar edilmesi, halaylara, düğünlere, müziğe müdahale etme, gözaltı ve tutuklama gerekçesi olma noktasına kadar gelmiştir. İktidar bloğu en ufak demokratik talebi, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylem ve etkinliklerin gözaltı, tutuklama gerekçesi haline getirirken, halkı seçme ve seçilme hakkını da gasp ederek üçüncü kez halkın iradesini gasp ederek yeniden kayyum politikasına sarılmaktadır. Ölüm, kan ve gözyaşı dışında hiçbir sonuç üretemeyen, savaş şiddet odaklı bu politikalarda ısrarın bedelini emekçiler ve ezilenler olarak ülkenin %99'u ödemektedir. Ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler, bu halkların bir arada yaşama iradesini hedef alanlar geriye kalan %1'lik sömürü odaklarıdır. Savaştan nemalananlar ile emekçileri açlık ve yoksulluğa mahkum edenlerin aynı çıkar çevreleridir. Dolayısıyla barış ve demokrasi talebi emek ve demokrasi güçleri için ekmek ve su kadar temel ihtiyaç haline gelmiştir. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle emekçilerin ve ezilen hakların kendi hakları için yürüttükleri mücadelenin en temel başlığının barış olduğunu altını bir kez daha çiziyoruz. GESK olarak ve Emek Demokrasi Platformu olarak tüm saldırılara, savaş ve kutuplaştırma, tek tip yaşam tarzı dayatmalarına karşın ısrarla ve örgütlü, kararlı bir mücadele ile dünyada, Orta Doğu coğrafyasında ve ülkemizde, Kürdistan'da barışı savunmaya devam edeceğiz. Adaletin, eşitliğin, kardeşliğin, laikliğin, paylaşımın, yardımlaşmanın, dayanışmanın insanca bir arada kalıcı hale getirildiği bir dünya ve ülke kuruncaya kadar barış mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın barış, bizi açtı.